Nepal'deyiz. Buda'nın meydanı, orada Buda meydanı deniyor. O meydandaki ibadetlerine gittik. Ben tamamıyla oranj bir öyle bir sarı giydim ve o makyajı yaptım. Oranın bir çok önemli makyörü dediler. Makyör bey geldi. Kalem tutmaktan aciz olacak iş değil. Ben de tabii o arada bir gerildim böyle. Bu mu dedim buranın en iyisi? Bir baktım. Müsaade dedim etsin. Ben bir yapayım. Ondan sonra dedim karşılıklı istişare edelim dedim. Ama bir makyaj yaptım. Vallahi kendimle iftihar ettim. Hiç ukalalık olarak kimse değerlendirmesin, ukala falan demesinler. Pek bir güzel yaptım. Ondan sonra yalnız şuramdaki o böyle bir kırmızı bir şey vardı. Onu o makyör bey yaptı. O buramdaki kırmızı yuvarlığı da ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Bu da zannettiler, kadınlar ayağına kapandı. Bülent Hanım'ın. Ayağını öpmeye çalıştılar, eteğini. Ah! Ne yapacağımı şaşırdım. İlginç olaylarla karşılaştık. İnsanlar zaten her yerde Bülent Ersoy'la fotoğraf çektirmek istiyorlar. Tanısalar da tanımasalar da. İlk kez bir şeyi gördüm, şahit oldum. Bülent Ersoy'un eteklerine kapanıp ayaklarını öpmek istediler. İnsanlar Buda'yı bıraktılar. Bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim, bir enayilik mi var acaba, anlayamadım. Bunlar yere yatmaya başladılar. Bülent Hanım bayılacak kız. Yani bu otelden çıkışta ki görüntüleri var. Bunların hiçbiri kurgu değil yalnız. Sakın ola ki bir acabaya düşmesin seyredenler. Asla ve asla. Gerçekten yaşanmış. Çocuğunu da çağırdı. Eteğe böyle efendim secde eder gibi tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe haşa ya Rabbim. O şekilde bir muamele gördüm. Bu söylediğim gibi bir başka elektrik. Yani bu elektriğin tarifi yok. Güzellerimizin sıradaki durağı ünlü Bodunak Tapınağı. Nepal'in başkenti Katmandu bir tapınaklar şehri. 40 metrelik yüksekliğiyle Katmandu'da yer alan en büyük Budist anıt olma özelliğini taşıyan Bodunak Tapınağı da 500 yıllık bir geçmişe sahip ve her Budistin en az bir kere gitmesi gereken bir ziyaret mekanı. Bismillahirrahmanirrahim. Budist rahiplere özgü turuncu kıyafeti ve yapılması saatler süren Buda makyajıyla etkileyici bir hale bürünen Bülent Ersoy, kendisini gören Budistler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Buda kıyafetleri giyelim, Buda kıyafetleriyle Bülent Hanım'la gezelim dedik. Nepalliler meraklı gözlerle meydanı turlayan ünlülerimizin peşine takılıyorlar. Ay. Otelden bir çıktı, bir baktım
Bülent Hanım'ı bir gördüm. Ay inanamadım. O makyaj. Sabahtan akşama kadar o makyaj yapılmış. Ay bir türlü Bülent Hanım inmiyor. Bir türlü inmiyor. Allah'ım bekliyoruz bekliyoruz. O hava karardı. Ondan sonra niye gelmedi, niye inmedi falan. Aa bir geldi ki. Şaşırdım. Olamaz böyle bir şey. Aynen tablo gibi bir makyaj. Ayıp, tam bir Buda olmuş. Burada hep dönüyorlar herkes. Bunları elleyelim mi? Böyle Bülent Hanımcığım, böyle değdiriyorsunuz elinizi. Şans gelsin. Aa, evet. Şans için. Dünya güzellerimizi takip eden meraklı kalabalık dakikalar geçtikçe ilginç bir şekilde çoğalmaya devam ediyor. Bugüne kadar görmediğim bir ilgi gördüm. Yurt dışında daha doğrusu. Bülent Ersoy için. Yani herkes elindeki telefonunu çıkartıp, fotoğraf makinesini çıkartıp bir kez zaten bizim fotoğraflarımızı çekiyordu. Aynı zamanda da yakından da Bülent Ersoy'a bakmak için sürekli çevremizdelerdi ve neredeyse yürümek bizim için imkansız hale gelmişti. Burcu gel sen de değdir. Yukarı baksana. Herkes bizi tanıdı. O Buda meydanında sağdan sola mı gidiyorlarmış yoksa soldan sağa mı? Onu karıştırabilirim. Sonra tenkit alırım. Onlar bu tarafa gidiyor. Ben de bu taraftan gitmişim. Sonra insanlar yollarını değiştirdiler. O işte nereye gitmeleri gerekiyorsa orayı bırakıp benim arkamdan geldiler. Çok güzelsin. Mersi sağ olun, çok mersi siz de. Bülent Hanım'a ben bayıldım. Çok güzelsiniz, çok şıksınız. Sen öyle bakıyorsun, tam sağ buraya ol. Uygun olmuş. Ay. Dur ne yapıyorsun, geç bu tarafa be. Ay, vurma. Sağ ol, köpeğe vurulmaz sakın. Ay canım benim. Aa şaşırdım. Yani insanlar normal gidecekleri yoldan şaşırıp veya orayı bırakıp benim arkamdan gelmeye başladılar. Çok mutlu oldum yani ben. Bir ara böyle bir şey nasıl kendini Hollywood yıldızı zannediyor. Bizim o kız, ben de Allah'ım affet beni, Allah'ım affet beni, Allah'ım cezalandırma, affet beni ya Rabbim dedim. Hani etkisinde kalacakmışım gibi tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe haşa ya Rabbim diye insan bir tuhaf oluyor yani. Hakikaten öyle. Değil mi? Böyle Bülent Hanımcığım, böyle değdiriyorsunuz elinizi. Şans gelsin. Aa, evet. Şans için. Dünya güzellerimizi takip eden meraklı kalabalık dakikalar geçtikçe ilginç bir şekilde çoğalmaya devam ediyor. Bugüne kadar görmediğim bir ilgi gördüm. Yurt dışında daha doğrusu. Bülent Ersoy için. Yani herkes elindeki telefonunu çıkartıp, fotoğraf makinesini çıkartıp bir kez zaten bizim fotoğraflarımızı çekiyordu. Aynı zamanda da yakından da Bülent Ersoy'a bakmak için sürekli çevremizdelerdi ve neredeyse yürümek bizim için imkansız hale gelmişti. Burcu gel sen de değdir. Yukarı baksana. Herkes bizi tanıdı. O Buda meydanında sağdan sola mı gidiyorlarmış yoksa soldan sağa mı? Onu karıştırabilirim. Sonra tenkit alırım. Onlar bu tarafa gidiyor. Ben de bu taraftan gitmişim. Sonra insanlar yollarını değiştirdiler.
O işte nereye gitmeleri gerekiyorsa orayı bırakıp benim arkamdan geldiler. Çok güzelsin. Mersi, sağ olun. Çok mersi siz de. Bülent Hanım'a ben bayıldım. Çok güzelsiniz, çok şıksınız. Sen öyle bakıyorsun, tam sağ ol. Tam buraya uygun olmuş. Dur, ne yapıyorsun? Geç bu tarafa be. Ay, vurma. Sağ ol, köpeğe vurulmaz. Ay canım benim. Aa, şaşırdım. Yani insanlar normal gidecekleri yoldan şaşırıp veya orayı bırakıp benim arkamdan gelmeye başladılar. Çok mutlu oldum yani ben. Bir ara böyle bir şey, nasıl kendini Hollywood yıldızı zannediyor bizim o kız. Ben de Allah'ım affet beni, Allah'ım affet beni, Allah'ım cezalandırma, affet beni ya Rabbim dedim. Hani etkisinde kalacakmışım gibi tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe haşa ya Rabbim diye insan bir tuhaf oluyor yani. Hakikaten öyle. Bülent Hanım, tablo gibi kadar güzel olmuş, tablo gibi olmuş. Nasıl güzel olmuş, Allah'ım şükür maşallah. Gurur duyuyoruz. Allah Allah, şaşırdılar. Millet şaşırdı. O halk, o izdiham, sevgiseli. Şaşırdılar Bülent Hanım'ı görünce o makyaj, o haliyle, kıyafetiyle. Evet, büyük bir izdiham yaşadık. Hatta bir ara ezilme tehlikesi yaşadık yani, korktuk hatta. Herkes böyle bize doğru aktı. Çok ilginçti, evet, çok güzeldi. Görülmeye değerdi. Gurur canım duyuyorum ya. Divanla. Canım gurur. Seni iyi görüşlerim. Ay, ay. Üstüme bastın. Bakın halkımıza. Bu sevenlerimizi görüyor musun? Bu programda bana maşallah. Evet. Yürüttünüz. Bayağı. Kilometrelerce yürüttünüz. Ama ne güzel spor. Merdiven çıkardınız. İndirdiniz. Yani kendi kurallarımı kendim bozdum. Acaba okuyup üflediler mi, ne yaptılar bilemiyorum. Ama bakın hayranlarımıza bakın. Yurt dışında hiç yakınlığımız olmayan, kilometrelerce ötelerde bir yerdeyim ve oranın insanları, hiç tanımadıkları bir kişiye bu şekilde bir hareketle yaklaşımda bulunuyorlar. Son derece sevindiriciydi. Bir yerde de ürktüm. Allah'ım, Allah'ım beni affet ya Rabbim, tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe haşa dedim yani. Ama ben bir şey yapmadım, kendiliklerinden çoluğunu çocuğunu çekerek böyle hepsi yere yattılar. O insanlar resim çektirmek için, bana dokunmak için böyle dokunsunlar diye. Görülecek bunlar zaten. Efendim, o şekilde bir muameleyle yani karşılaştım. Çok güzeldi, çok güzeldi. Bana yaptılar, baksana ne sana, kız alamıyorum. Ah Yusuf, ne oldu? Arkadan sırtımı üşüttüm, kollarım çalışmıyor. Dışarıda oturdun mu ki? Hiç. Yemek yerken arkadan aldım sırtımdan, dağın soğunu. Çok hassas alıştırmışsınız kendinizi. Satıya da öyle. Hayır, soğuk hayır. Soğuk su içmiyor mesela ben hayatım. Ben içiyorum. Hiç açtırmıyor klimayı. Ben yani... Klimayı açtırmıyor, üşüdüm. Müzeyyen abla ve ben buz yer biliyorsun. Evet. Ben de öyle. Ya. Ve ben üşümem.
Ben de şişmezdim yani, zor. Camı da açtırmıyor klimayı da. Sen ne diyorsun böyle arabada? Üşüttü. Sen de klimayı benimle gelirken örtünüyorsun. Hayır ama yani o iyice kapattırıyor. Yapmayın da bu ama bu şeyden alışılmış, çocuktan. Çocuktan alışılmış. Yok canım, ben klima tutturamam daha doğrusu. Aa, burası çok güzel. Bir şeyler dedi, bir şeyler söyledi. Bu zaman mahallem var. Şöyle böyle ben sorayım. Melko, mukti ne kabahat yapma. Yaşlı bir hanımefendi vardı. Oranın çok meşhuruymuş. Herkes ona elini sürermiş. Yanına gittim, elini öptüm. Bana dua ediniz lütfen dedim. Tercüme ettiler, söylediler. Bana para verin. Para verin bana. Para verin bana. Çantam nerede? Olamaz. Böyle bir halk olamaz. Böyle bir şey şaşırdım kaldım. Hepimiz birlikte böyle elimiz değerek, gezerek etrafını oraya çıktık, yukarıya çıktık. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne yaparlarsa yapsınlar, çok dindarlar. Sabah ezanında, bizim ezan saatimizde, Ganj'da görecektiniz. Ganj'ın üzerindeki otelde kaldım ben. Sabah ve akşam ayinleri bir başkaydı. Burada da yine öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim tabii Bülent Hanım'ın da her türlü dine saygısı var, benim de. Bir de dediler ki bu kadar kalabalık. Yani şeyin ne oldu? İbadetin kalabalığının 5 misli. O insanlar nereden çıktı? Nasıl çıktı türediler bir anda? Yürümeye imkan yok. Polisi beklemedim. Şimdi kızlar korktular. Ay polis gelsin, biz çıkamayacağız. Ne oldu? Neden çıkamıyorsunuz dedi. Tamam dedim. Düşün peşime dedim.
denizin yarıldığı gibi Hazreti Musa döneminde böyle yarılarak yol verdiler. Aralarından geçtim. Kızlar da arkamdan geldiler ve oradan öyle çıktık. Yani bakın anlatırken dahi ürperiyorum. Ürperiyorum. Çünkü ben yaşadım. Ve bunlar kolay Ayşe'nin, Fatma'nın, Hasan'ın, Hüseyin'in yaşayacağı şeyler değildi. Yani başka türlü şeylerdi. Rabbim yüzden gözden düşürmesin. Allah'ım ya Rabbim. Amin ya Rabbim. Al hadi. Burcu, nerede Burcu? Aa, bu mumlara bak, ne enteresan. Mumların neymiş? Şu mumlar bak neymiş? Böyle mumun da enteresanı mı olur ayol? Mum işte. Ay. Burada görüyorsun eyler var. Dua ediyorlar bunlar. Allah kabul etsin. 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 Sağ ol.